Çocukların sesi olmak için toplandı. Ve tüm dünyaya şunu haykırıyoruz. Bu oyuncaklar İsrail'in katlettiği her bir çocukla kana bulanıyor. Bizler artık çocukların kanlı, parçalanmış bedenlerini değil, güven içinde evlerinde oyuncaklarıyla oynadığı görüntüleri görmek istiyoruz. Bunun için herkesin, özellikle de dünya çapında çocuklar için çalışan kurumları, İsrail'in işlediği bu soykırımı durdurmak ve yaptırımların uygulanması için harekete davet ediyoruz. Harekete geçmeye davet ediyoruz. İsrail 7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözü önünde 1524 çocuğu katletti. Bunlar sadece bir sayı değil, birilerinin evlatları, kardeşleri, arkadaşları. Bizler evlatlarımızın saçının teline biri zarar verse dünyayı ayağa kaldırırız. Gazze'de öldürülen binlerce çocuk da birilerinin evladı. Onlar için dünyayı ayağa kaldırma vakti gelmedi mi? İsrail'in uyguladığı bu soykırıma karşı sessiz kalan veya kınamaktan öteye geçmeyen dünya liderlerine sesleniyorum. İsrail her 5 dakikada bir kişiyi ve her saatte 3 çocuğu öldürmeye devam ediyor. Gazze'deki bütün insanlar yok olmasını mı bekliyorsunuz sesinizi çıkarmak için? Bu katliam İsrail için ne bir ilk ne de yaptırımlar uygulanmadığı sürece de son olacak. Apartheid rejim İsrail var olduğu günden beri birçok hak ihlaline imza attı. Özellikle 2007'den bu yana abluk altında tutulan Gazze'de 6 büyük katliam gerçekleştirdi. Ve bu savaşlarda İsrail binlerce sivili öldürdü ve birçok savaş suçu işledi. Peki sonra ne oldu? Cezalandırıldı mı? Herhangi bir yaptırıma maruz kaldı mı? Maalesef hayır. O zaman insanların haklarını korumak için kurulan uluslararası kurumlar neden hala devam ediyorlar çalışmaya? Birleşmiş Milletler insanların en temel hakkı olan yaşama hakkını koruyamayacaksa veya aldığı kararları uygulatamayacaksa neden hala toplanıyor? Bizler bugünün yetişkinleri olarak çocukların haklarını koruma konusunda sınıfta kaldık. Ama Yeryüzü Çocukları Derneği olarak bugünün çocuklarının yarının dünyasını değiştireceğine inanıyoruz. Bunun için zalimlerin zulmüne karşı mazlumun hakkını savunmak için çalışan gençler yetiştirmeye devam edeceğiz. Onların insanlık karnesi bizimkinden daha iyi olacak. Son olarak vicdanı olan herkese sesleniyorum. İşgalci İsrail'in geçmişten bugüne kadar uyguladığı zulmü öncelikle her açısıyla öğrenmeye, sonrasında da her mecrada duyurmaya davet ediyorum herkesi. Onlar algı oluşturmak için yalanlarını yaymaya devam edecek.